A bir tam sayı x y z birbirinden farklı asal sayı abc pozitif tam sayı olmak üzere biçiminde ifade edilen asal çarpanlarının çarpımı şeklinde gösterilmiş. Bakın A sayısı A 2 üzeri 1 3 üzeri 1 çarpı 5 sayısı hangisi olabilir demiş. Şimdi hangileri kaç tanesi olabilir? Bir kere 24 olamaz A neden? Asal çarpanlarına ayırdığımız zaman bir kere bu 2 üzeri 3, 3 üzeri 2'dir. 5 çarpanı yok gitti. 30'a geldiğimiz zaman evet olur. Çünkü 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1'den oluşur. Bu yüzden problem yok. Bu gerçekten A sayısı olur. 210'a geldiğimiz zaman 7 çarpanı yok bakın. Burada A sayısında 7 çarpanı yok. Ama bu hemen bakın 2, 2 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 çarpı, 7 üzeri 1. Dolayısıyla bu yüzden olmaz. 240 olur. Bunu asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 üzeri hatta 4 oluyor değil mi? 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Gerçekten bakın verdiği kurala uyuyor. Dolayısıyla 2, 4, 2 tane olmuş oldu C şıkkı. A bölü N ve B bölü N farklı asallardır denmiş. E buna bir P asalı diyelim o zaman. Buna da bir Q asalı. A kare bölü N kare sayısının pozitif bölen sayısı 3'tür. Hemen hesaplayalım. A bölü N ne oldu? P kare oldu değil mi? Zaten kendisi bir asal sayıydı. Karesini alınca bir asal sayı. P kare bir asal sayının karesi olduğu için direkt gerçekten bölenleri 1, P ve P karedir. Zaten formül hesabı da düşünürseniz üstü 1 arttır. E çarpacak bir şey yok. Gerçekten bunun pozitif bölen sayısı 3 tane oldu. AB B bölü ne kare? A bir P sayısı şimdi. E, hatta Bakalım yazalım bir n ile alakalı a bölü n şeklinde yazılamakta düzgün uyuması için a bölü n, b bölü n. Bu p, bu da bir q değil mi? Şimdi bakın p çarpı q, p üzeri 1 q üzeri bir olduğu için pozitif bölen sayısı nedir? Üstü bir arttır, üstü bir arttır. Gerçekten dört tane pozitif bölen oldu. Bu da doğru geldi. A bölü n, b bölü n. Bu a bölü n ayırırsak bakın paydayı. A bölü ne? B bölü ne? P artı Q. Şimdi P artı Q'nun ne demiş? Pozitif bölen sayısı 2'den fazladır. O zaman şunu iddia ediyor. Yani bu P artı Q'nun asal olmaması lazım diyor. Çünkü pozitif bölen sayısı 2'den büyükse kesinlikle sayımız asal değildir. Ama ben P'yi 2 seçsem, Q'yu 3 seçsem toplamları 5 oldu. 5'in kaç tane pozitif böleni var? Sadece 2 tane. 1, 1, bir de 5. Bakın 3. öncülü çürütecek bir tane örneğimiz çıktı. Yani cevap D şıkkı. Kaç tanesi asaldır demiş bu şekilde. 509 sayımızı elde ederiz. Sonra kaldırırsak 487'yi. Ee, sonra 365 var. 244 var. 121 var. Asal değil. Tabii ki asal değil. 5'e bölünüyor. Asal değil. 509 ve 487 sayıları asal. C şıkkı. Dairede yer alan çokgenin içindeki sayının bulunduğu çokgenin kenar sayısı ile çarpımından elde edilen sayının asal çarpan sayısı bu dairenin sayısal değerini verir. Bakalım şimdi bu sayımız 10. Kenarıyla çarpıyorum. 3 kenarlı 30. 30'un asal çarpanları nelerdir gerçekten? 2, 3 ve 5. Doğal olarak gerçekten cevabımız 3 çıktı. 15'e gelelim. 15 çarpı 4. 60. 60'ın asal bölenleri nelerdir? 2, 3 ve 5. Sonra gelelim 27'ye. 27'yi çarp 3 ile kenar sayısıyla 81. Kaç tane asal böleni var? Bir tane. O zaman 15'in cevabı şöyle üstüne yazayım. 3 geldi. Bunun 1 geldi. Eşittir 4 oldu. Gelelim şimdi bu a sayısı hangisi olabilir demiş. 44 çarpı 4. Eşittir ne yapıyor 4 kere 4? 16. E, 176 17, e, Direkt hatta 44 çarpı 4 yazdık. Bunu asal çarpanlarına ayırırsak ne oluyor? 11 çarpı 2 üzeri 4. O zaman bunun iki tane asal böleni geldi. Birincisi olmadı. Toplam 4 tane asal böleni gelmeliydi. 240'a bakalım. 240 nedir? E, 2 üzeri 4 çarpı ee, 3 çarpı 5 olduğu için bunun 3 tane asal böleni var. Olmaz. 42'ye baktığımız zaman 2, 3, e, 7... Aa, bunu, a, pardon bir de bunu çarpacaktık değil mi? 5 ile. Onu unuttuk. Düzelteyim. 240'ı 5 ile çarpacağım. Kenar sayısıyla çarpmayı unuttum. Ee, bunu hallettik. Doğruydu o. 240 çarpı 5'in asal böleni ne oldu? 2 var. 3 var 5 var. Yine 3 tane asal bölen oldu yine olmadı. Üçüncüye geldiğimiz zaman 42 çarpı 5. Asal bölenleri şimdi 2 var 3 var 5 var 7 var. Toplam 4 tane asal bölen oldu. Yani yalnız 3 B şıkkı. Burada bakın bir adımla bize aslında yardımcı oluyor soru. 36 sayısından küçük 36 sayısıyla aralarında asal olan kaç pozitif tam sayı vardır? Ne yaptık? Bakın 2 ve 3 asal çarpanlarını ayırdık. Bunun asal çarpanları 2 ve 3'ten oluşuyor. O zaman 2'ye bölünen sayılar ve 3'e bölünen sayılar kümesi oluşturmuş. Hem 2'ye hem 3'e bölünenler de bunlar bakın. O zaman gerçekten 2'ye bölünenler, 3'e bölünenler, hem 2'ye hem 3'e bölünenler tabii ki 36 sayısıyla aralarında asıl olmayacak. Kalanlar da doğal olarak 2'ye ve 3'e bölünmeyen sayılar olduğu için onlar da 36 ile arasında asal sayılar olmuş olacak. Gerçekten 2'ye, 2'ye e, ve 3'e bölünmeyen sayı örnek ne var? 5. E, 5 mesela 36 ile gerçekten aralarında asaldır. 120'de de o zaman aynı şeyi yapabiliriz. 2 e, üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Yani bunun bu sefer 3 tane asal bölünü var. 3 tane küme oluşturalım. Aynı bunun verdiği mantığa göre yapalım bakın. Şöyle 3 yazayım, 2 yazayım, 5 yazayım anlamak için. Burada e, önce bir şuraları dolduralım sonra diğer yerleri hallederiz. Bakın şimdi. 3'üne de bölünen hem 3'e hem 2'ye hem 5'e bölünen sayı kaça bölünüyordur? 30'a bölünüyordur değil mi? 120'nin 30'un katı kaç tane böleni vardır? 120 bölü 30'dan 4. Buraya bir 4'ü yazalım. Sonra... Hem 3'e hem 2'ye bölünen sayılar 6'ya bölünür. 120'ye kadar 6'ya bölünen kaç sayı var? 20 tane sayı var. Böylece 20 tane olduğu için buraya ne kalır? 16 tane kalır. Sonra hem 2'ye hem 5'e bölünen sayı 10'a bölünür. 1'den 120'ye kadar 10'a bölünen kaç sayı var? 12 tane sayı var. O zaman buraya da 8 kalacak. Sonra hem 3'e hem 5'e bölünen sayı 15'e bölünür. 1'den 120'ye kadar 15'e bölünen sayı 8 tane var. Şurada zaten 4 var. Buraya da ne kaldı? 4 kaldı. Gördüğünüz gibi şu an orayı hallettik. Şimdi gelelim 3'e bölünenlere. 1'den 120'ye kadar 3'e bölünen sayımız 40 tane. 24 o zaman buraya 16 tane kaldı. 2'ye bölünen sayılarımız 120 bölü 2'den 60 tane. 28 o zaman buraya da 32 kaldı. 12, 4 daha 16. 120'yi 5'e bölünen 120'ye kadar 24 sayı var. Buraya da o zaman 8 tane kalmış oldu değil mi? 16, 8 daha 24. Evet. Şimdi artık bunların hepsini toplarsak. 16, 10, e, hatta şöyle yapayım. Şurası 60 zaten. 60, e, 20 daha 80. 88 tane oldu. Buna göre 120 sayı vardı. 88'i çıkarıyorum. 32 tane sayı bu 120 ile arasında salmış. Özel bir şey düşünmeme gerek yoktu. Verilen metoda göre yapsam sorunun doğru cevabına ulaştığımızı söylüyor. O zaman böyle de bir ekstra yöntemi öğrenmiş oldunuz. Oluruz da size böyle bir sayıdan önce bu sayıyla aralarında asal sayılar kaç tane derse yapacağınız şey e, onun asal bölenlerinin kümesini oluşturmak. Sonra buradaki kümeyi doldurup bunlar zaten 120 ile aralarında asal deyip 120'den buradaki sayıların toplamını çıkarmak yapabilirsiniz. Kare içindeki sayının karşılığı a sayısının asal çarpan sayısını veriyormuş. 105'in asal çarpanları nedir? 3, 5, 7 yani 3 tane. 20'nin asal çarpanları nedir? 2 ve 5. 2 tane. Böylece 5 oldu. 5 artı e 5 küçüktür. N faktöriyel bölü 256. 256'nın asal bölenine 1 tane. N faktöriyelinin asal bölenini bilmiyoruz. Ona x diyelim şimdilik tamam mı? Dolayısıyla burada x 5'ten büyük olmak zorunda. Böylece n sayısı en az kaç olur? E, bakalım şimdi. 6 asal börene sahip olması lazım. Dolayısıyla n faktöriyelin 6 asal börene olması için 2, 3, 5, 7, başka ne var? 1, 2, 3, 4, 11 oldu, 13 oldu. O zaman N faktöriyel en az 13 faktöriyel olmalı. Yani N en az 13 olmalı. Bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Önce en az kaç böleni vardır onu gördük asal olarak. 6 asal bölene sahip olan bir faktöriyel yazdım. En az 13 faktöriyel olduğunu gördüm. N'nin 13 olduğunu gördük. 13'ün asal böleni kaçtır? Sadece kendisi 1. Sonra M asal bölenini bilmiyoruz. Bunun asal bölenine de K diyelim. K küçüktür. 10 faktöriyeli asal bölen ne? 2, 3, 5, 7 çarpanları var içinde. O zaman 4. Demek ki K 4'ten küçük olmalıymış. Hemen bakalım asal bölen sayısı 4'ten küçük olanlar. 84'ün asal bölenleri nelerdir? E, 84, 14 çarpı 6 yani 2 var, 3 var, 7 var. Birincisi sağlar o zaman. 330'a baktığımız zaman 11 çarpı 10 çarpı 3 yani 11 var, 2 var, 5 var, 3 var. Gördüğünüz gibi bu olmaz. 4 tane asal bölenden küçük olması gerekiyordu. Asal bölen sayısının 70'inde 7 var, 2 var, 5 var. O zaman bu 1 ve 3 oldu. D şıkkı. Düzgün altıgenin köşelerindeki asal çarpanlar birbirine eşitmiş. Hepsine hepsini çarptığımız zaman bakın o zaman 10 16 33 26 14 12'yi çarptığımız zaman asal bölenler nelerdir? 2 3 5 7 11 ve 13. Hepsindeki asal bölenler eşitmiş çarpılınca. O zaman burayı çarpalım hemen yeşili. 14 26 24 30 18 2 3 5 7 var. 13 var. Eşit olması için ne eksik kaldı? 11 eksik kaldı. O zaman A en az 11 olur. Sonra şuranın çarpımına bakalım şimdi. 33, 26, 24, 52, 60. 13 var, 2 var, 3 var, 60 olduğu için 5 var. 11 var 33 olduğu için. Burada da ne eksik? 7 eksik kaldı. O zaman B en az 7'dir. Toplamları ne istemişti bizden? En az olduğu değeri 18 E şıkkı. Yandaki şekilde birim karelerden oluşan 4x3'lük oyun tahtasına 3 tane sayı yerleştirilecektir demiş. Bir sayının yazıldığı kareyle ortak kenar veya köşesi olan karenin içerisine o sayıların asal çarpanlarını temsil eden yıldız simgisi konulacak. Bakın şimdi 45 ortak köşesi olan ya da kenarı olan burası 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 30'un ortak köşesi veya kenarı olan burası 25'in ortak köşesi veya kenarı olan burası. O zaman şöyle diyebilirim bakın. 30, 45 ve 25'in ortak asal çarpımını 5 buraya yazabilirim. Yani o yıldız 5'i temsil ediyor. Sonra 45 ile 30 bak burada aslında e, buraya 2 yazsam. Şu 45 ile bunun hiçbir bağlantısı yok sonuçta. Buraya da 3 yazsam. Gerçekten bakın hani 30'un ortak bir köşesi olan kare bu. 45'in ortak bir kenarı olan kare bu. Oraya 3 yazabiliyorum. Aslında sayıların ortak köşesi veya kenarı olan karelere böylece ortak asal çarpanları yazabilirim. Örnek vereyim bakın. Şimdi 30 burada sadece kendisinin ortak köşesi var. Şu şu köşeyle ortak bir köşesi var. 45'in hiç bununla alakası yok. Örnek veriyorum. Burada 2'yi buraya yazabilirim ben. 45 Şurası bakın ama ne yazabilirim buraya? 3 yazabilirim. Buraya ne yazabilirim? 5. Neden? 2 renkle göstereyim. Hem bu kare hem de bu karenin 30 ve 45 ile ortak noktaları var. O zaman bakın şimdi hemen A şıkkına dikkat edin. Şu yıldız hem 12 ile ortak köşeye sahip hem 36 ile ortak köşeye sahip. O zaman ben buraya 2 iki yazabilirim. İkisinin de ortak çarpını. Tamam mı? Ya da 3 yazabilirim böyle söyleyeyim. Sonra buraya baktığım zaman a bakın. 10'un, 36'nın ve 12'nin ortak köşesine sahip bu 12, bu 36, bu 10'un ortak köşesi. O zaman ben buraya 2 yazabilirim. Şuraya sadece 5 yazarım. Buraya da 3 yazarım. Gerçekten bu şartı sağlıyor. O yüzden oldu. Geldim buraya bak. 15 ve 24'ün ortak köşeleri var. 15'in köşesi bu, 24'ün köşesi bu. O zaman ben buraya 3 yazarım. 24. Ee, burada ne yazarım? 2 yazarım. Sonra 35. Ben buraya 7 yazarım canım ister. Buraya da giderim. 5 yazarım. Niye? 15 ve 35 ile ortak köşesi olduğu için. Bakın bu da oldu. C şıkkına geldiğim zaman 42 ve 105'in burada bakın gördüğünüz gibi şu köşe ve şu köşeleri birer birer ortak. O zaman ikisinin de ortak çarpın olan 7'yi buraya yerleştiririm. 125 ile 105'in bu ve bu köşeleri bu kare ile ortak. O zaman buraya 5'i yerleştiririm. Sonra 42 ile 105'in burada ortak köşeleri var. Mesela buraya 3'ü yerleştirebilirim. İkisi de bakın 3'e bölünüyor. Ee, 42'nin ortak böleni, şey ortak köşesi sadece bu başka bir sayıyla bağlantısı yok. Mesela buraya da 2 yazabilirim. Gerçekten oldu. Sonuçta o yıldızlar birer asal çarpanı temsil ediyor. Sonra geliyorum D şıkkına. 20 ve 70'in burada ortak köşesi. Bak birisinin bu köşe birisinin bu köşe kare ile ortak köşe. Sonra yine aynı şekilde şu yıldız olan kare hem bu köşeden 20'ye ortak hem bu köşeden 70'e ortak. Demek ki ben buraya atıyorum 2 yazsam buraya 5 yazabilirim. Sonra 70 ile 63'ün de bu köşeleri birbirine ortak. Birisi buradan birisi buradan bakın bu kare ile ortak köşeye sahip. Dolayısıyla ben buraya 7 yazabilirim. Buraya da sadece 3'ü yazabilirim. Gerçekten oldu bakın. D şıkkı da oldu. Cevap böylece E oldu. Şimdi kontrol edelim bakalım. 77, 66. 77 ile bu köşe ortak. 66 ile bu köşe ortak. 110 ile bu kenar ortak. O zaman ben 3'ünün de ortak bölünü olan 11'i buraya yazabilirim. Sonra geliyorum. 110 ile 66'ya. ikisinin de ortak köşesi burası. Burası burası. O zaman buraya mesela 2 yazabilirim. Ama arkadaşlar 77 ve 66'nın 11'den başka ortak böleni yok. Dikkat edin lütfen sadece şu kareye. Bu kare şimdi bunun ortak kenarına sahip 77'nin. 66'nın da ortak köşesine sahip. E zaten ben burada o 11 hakkımı kullandım. 77 11 çarpı 7. 66 11 çarpı 2 çarpı 3. Burada başka ortak bölenlerini yazamam. O yüzden E şıkkı olmaz. O yıldızlar e, normalde ortak çarpan olduğu için değil sadece. Ama bu yıldızın özelliği hem 77 ile ortak kenarı sahip hem 66 ile ortak kenarı sahip. Ve bunların 11'den başka ortak bölünü yok. Onu da zaten buraya yazmıştım. Dolayısıyla burası hatalı olmuş E şıkkı. Kırmızı düğmeye bastığımız zaman 1'den 9'a kadar rakamlara sahip olan bir kart çıkıyormuş A'dan. B'den de asal rakamlar. C'den de pozitif bölen sayısı 4 olan rakamlar yazılı çıkıyormuş kart olarak. Bunlara birer kez basıyoruz. Hangileri daima doğrudur demiş. 1'den 9'a kadar olan rakamlar neler? Zaten onları yazalım 1'den 9'a kadar. Ve asal rakamlar 2, 3, 5, 7. Pozitif bölen sayısı 4 olan sayı ne demektir matematikte görelim. 1, P üzeri 1 çarpı Q üzeri 1. Yani asal çarpanlarına ayrıldığında İki asal sayının çarpımı şeklinde olan sayılardır arkadaşlar. Doğal olarak burada P üzeri bir, Q üzeri bir gerçekten üstleri bir arttırmak dört tane pozitif bölen yapıyor. Şimdi bir de ne olabilir? Bir asal sayının kübü. O zaman buna uygun ne var? Bir kere iki asal sayının çarpımı yine rakamsa 2 kere üçten altı olabilir. Bir rakam neyin kübü sadece? Burada Tabii ki 8 gördüğünüz gibi bir asal sayının kübü. biri sakın almayın bir asal sayı değil. Dolayısıyla onun pozitif bölen sayısı yine sadece 1'dir. Ama 4 olması için gerçekten 8'in pozitif bölenleri bakın 4 tane. Şimdi buradan o zaman C net bir şekilde çift. O zaman e, toplamı tekse A artı B'nin tek olması lazım. A buradan tek olup B çift olursa toplamları tek olabiliyor. Yani birinci öncül her zaman doğru olmak zorunda değil. A çarpı B tekse matematikte iki sayının çarpımı tekse ikisi birden tek olmalı. Ee, C'nin zaten çift olduğunu biliyorum. O zaman buradan da şey C'nin çift olduğunu biliyorum tek yazma yanlışlıkla. O zaman tek artı tek zaten çift çiftle topladığım zaman garanti çift. Yani sayı bile denememe gerek yok. Şimdi B çift olduğunda A çarpı C bölü B tek sayıdır. B çift olduğunda A çarpı C bölü B. Şimdi C'nin çift olduğunu biliyorum. Örnek C 8 olsun. A'ya ne diyelim? 1 olsun. B'ye de e, çift olduğu için 2 diyeyim mesela. 8 bölü 2 4. O zaman bakın bunu da hemen çürüttüm. Yalnız 2 oldu. B şıkkı. Paket sahibi toptancıdan içinde birer kilogramlık paket unların olduğu 2 koli un almıştır. Kutular üzerinde adet miktarları okunabiliyor. Ama gördüğünüz gibi ücretler okunamıyor. Şimdi 45 adet var. Her birinin fiyatına x diyelim. Bu, bu sayıya eşit. Sonra diğerine geliyorum. 2 nokta nokta nokta. Şöyle yazayım hatta. 75 x eşittir. 2 nokta nokta böyle bir nokta. 45, şunu özellikle x yaptım bakın. Çünkü bir paket onun fiyatı aynı olacak. O zaman şimdi 45'e bölünen bir sayı bu. 45'e bölünen bir sayı olduğuna göre neye bölünür? 9'a ve 5'e tam bölünür. Seçeneklerimizi düşünelim şimdi. 1. Son basamağımız 0 olursa 9'a bölünmesi için ne olur? Rakamları toplamının 9'un katı olması lazım. 1260 veya 9 eklersem 10 diye bir rakam yok. O zaman ikinci durum son basamağımız 5 olursa 6, 5 daha 11, 2 daha 13 bir de bu olur. 5265 olabilir. Şu an ya bu ya da bu. İkinci aşamaya geliyorum. 75'e bölünen bir sayı 25 ve 3'e bölünebilir. Bölümlerde neye dikkat edeceğiz? Aralarında asal olan iki sayı seçmem lazım. O da 25 ve 3. Şimdi 25'e bölünen bir sayının özelliği neydi? Son iki basamağının sıfır olması. Bu net. Buna göre 3'e bölünmesi için ne olur? Ya 2100 ya 2400 rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım ya da 2700. Şimdi bunun olmayacağı artık belli oldu. Neden? Nereden anladım onu? 45 ile çarpıyorsam x'i 5265 olsa 75 ile çarptığımda daha büyümesi gerekmez mi? Evet. O zaman daha büyümesi gerektiği halde küçüldüğüne göre demek ki 5265 olma şansı yok. Demek ki 45x sayımız 1260'mış. Bölelim. 1260'ı 45'e böldüğüm zaman artık buradan ne olacak? 2 kere 45 90. 360'ı 45'e böldüğüm zaman 8. Yani 28'miş bu x arkadaşlar. Gerçekten 28 ile şu 75'i çarptığım zaman da 2100 elde ediyorum. Şunları artık sileyim. Gördüğünüz gibi her ikisini de sağlayan x değeri 28 geldi. E şıkkı. 3 basamaklı bir sayımız var. Buna e, ne söyleyelim? 3 basamaklı sayıya. 4 kalem alınırsa kalan kalem sayısı onun katı ne demek? O zaman 4 çıkardığımda tam bölünüyor. Yani 4. 10 ile bölümünden kalan 4'müş. O zaman bu sayı AB4 şeklinde bir sayı. 3 basamaklı diyor. Ve bu sayının özelliği en az olacak şekilde. Onu birazdan göreceğiz. 2 kalem konulursa da tüm kalemlerin sayısı 9'un katı oluyor. O zaman ben buna 2 kalem eklersem yani AB6 olursa da 9'a tam bölünüyor. Yazayım. Bu 9'a tam bölünüyor. Bunun 10 ile bölümünden kalan 4 zaten. Şimdi sayımız gerçekte bu. 9'a tam bölünmesi için ne olması lazım? En küçük sayı bak en az miktarda diyor ya artık şunu anlıyorum. Yüzler basamağına en az 1 ver. Bunun 9'a bölünmesi için kaç olması lazım B'nin? 2 de mi? Gerçekte o zaman sayımız neymiş? 124'müş. İşte olay bu. 124'e kaç eklersem e, 13'ün katı olur? Tabii ki 130 olması için 6 eklersem 13'ün katı olur. Dolayısıyla cevap C. C sayısı 5'e tam bölünüyor. Ee, burada doğal olarak C bakalım bir sıfır olabilir mi? Bize söylemiş mi? A, B ve B, C iki basamaklı doğal sayılar. Şimdi C sıfır olursa burada e, sıfıra bölünmesi için B'ye 7 vermem lazım. B'ye 7 verirsem... 7'ye bölünen 3 bası, iki basamaklı bir sayı var mı? Son, şey, son basamağı 7 olan iki basamaklı sayımız ne? 2. Şimdi bize ne demişti? Ee, burada AB ve BC iki basamaklı doğal sayılar. MNK pozitif sayılar. Böyle olunca M ne olur? Pozitif olmaz. Demek ki C mecburen 5'miş. Bakın hemen orada verdiği direktife göre hareket ettim. Böylece C 5 olduğunda tabii ki mecburen bir tek 35 7'ye bölünüyor. Son basamağı 5 olup da 7'ye bölünen iki basamaklı sayı. Şimdi artık burada B'ye 3 deyince hangi sayımız var? Tabii ki 63 9'a bölünüyor. Bundan sonra artık A'nın 6 olduğunu, B'nin 3 olduğunu, C'nin de 5 olduğunu gördük. 18 çarpı 5'ten 18 çarpı 5 90 oldu pardon C şıkkı. Bir araştırma şirketi en son uyguladığı bir ankete katılan 4 basamaklı kişinin telefonla aranması için 15 kişiye görev dağılımı yapmış. Her kişi eşit sayıda kişi arayacak yani 15x. Ee, ne demiş artan 10 kişi aranmayacak. Ha, o zaman demek ki o eşit bölünmüyor yani 4a 1b sayısının 15 ile bölümünden kalan bakın 10 geldi olay bu ee, bunun 15 ile bölümünden kalan 10 peki ne anlayacağız 15 neylerden oluşuyor aralarında iki asal sayı 3 ve 5 böylece 10 kalan sayı her zaman neye böleriz arkadaşlar buradaki sayıları bir daha böleriz çünkü 10 hem 3'ten hem 5'ten daha büyük o zaman 10'un 3 ile bölümünden kalanı kaçtır? 1. Demek ki bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1'miş. Sonra 5 ile bölümünden kalan nedir? Onun 0. Demek ki bu sayının 5 ile bölümünden kalan 0'mış. Şimdi 4A1B sayısı ne olabilir? Son basamağı 0 olabilir. Veya son basamağı 5 olabilir. Böylece son basamağı 0 olursa 3 ile bölümünden kalanın 1 olması için ne olması lazım? Burası 2 olur. 5 olur veya 8 olur. Yani 2, 5, 8. 3 ile bölümünden kalan 1 olduğu için. İkinci durumda 3 ile bölümünden kalanın 1 olması için A 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Böylece 3 ile bölümünden kalan 1 olur. Rakamlar toplamının 3 ile bölümünden kalan 1 olacaktır. Şimdi bunun böyle iki ihtimalli olduğunu gördük. Eğer şirkette 36 kişiye görev dağılımı yapılsaydı 7 kişi aranmayacaktı. Yani bu sayımız 4a1b sayımız aynı zamanda 36 ile bölümünden kalan 7 olan sayı. Şimdi 36 hangi iki sayıdan oluşuyor? 9 ve 4. O zaman 9 ile bölümünden kalan bu sayının nedir? Tabii ki 7'dir. Ne yapıyorum? Kalanı bir daha bunlara bölüyorum. 7 9'dan küçük olduğu için bir sayıyı kendisinden büyük bir sayıya bölersek kalan kendisidir. 7'yi 4 ile bölersek o zaman bu sayının 4 ile bölümünden kalan ne olur? 3. Demek ki 4A1B sayısının 4 ile bölümünden kalan 3'müş. Bölme sorularında son basamaklar önemli. O zaman bu sayının son basamağının 0 olmayacağı aşikar. Neden? Çünkü bir sayının 4 ile bölümünden kalan 3 ise son basamağı 0 olamaz. Buraya baktığınız zaman son iki basamağından birisi 1 ise mecburen e, buraya ne yazabilirim? 3 yazabilirim. 3 yazabilirim diyorum pardon. Ee, ne olacak? 8, 3 daha 11 yazabilirim. Bunu söyleyebiliriz. Ama o zaman bu sayının 5 ile bölümünden kalan sıfırı da olmaz. O zaman 4 eklersem gerçekten 15. Aynı zamanda ne oldu? 4 ile bölümünden kalan 3'tür. 5 ile bölümünden de kalan sıfırdır. Bakın sayıya biraz yaklaştık. 4a15 sayısı... 9 ile bölümünden kalan 7 gelmesi lazım. 6, 4 daha 10. O zaman ne kaldı buraya da? 6. 16'nın 9 ile bölümünden kalan gerçekten 7'dir. İşte 4A15 sayısı 4615'miş. Şimdi kontrol edelim. Bakın gerçekten doğru olduğunu görün. 3 ile bölümünden kalan evet 1. 9 ile bölümünden kalan evet 7. 5 ile bölümünden kalan 0. 4 ile bölümünden kalan 3. Dolayısıyla A6 geldi D şıkkı. Bir sayı 4 ile bölünebiliyorsa 3 eksiğini al. 4 ile tam bölünemiyorsa birler ve onlar basamağını yer değiştir. Örnekte de vermiş. O zaman birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum, dördüncü durum. 4 tane durum sonunda tam sayımız 9'muş. O zaman 9'u elde etmek için bir önceki sayı ne olur? 12. 12 gerçekten bakın 4'e tam bölünüyor. 3 çıkarınca 9 oldu. Şimdi 12 elde ettim. O zaman ikinci durumda nedir? 21. Gerçekten 21 4'e tam bölünmüyor. Ters çevir 12 oldu. Şimdi geldik 21'e. 21'e 3 ekle 24. Gerçekten ilk sayım 24'müş. Gördüğünüz gibi 24 tam bölünüyor 4'e. 3 çıkardım 21. Sonra 21 tam bölünmüyor. Ters çevirdim. 12 tam bölünüyor. 3 çıkardım. Demek ki buradaki ilk sayımız 24. Rakamlar toplamı 6 oldu. Şu arkadaşlar böler demektir. Yani m, n'yi böler. Örnek 3, 6'yı böler. Örnek 10, 100'ü böler. Bunun gibi düşünün tamam mı? 100, 10'a bölünüyor. Tersten söylersek böyle okursak da 10, 100'ü böler. Ee, şu yanlış anlaşılmasın bakın. 6, 2'yi bölmez. 6, 2'ye bölünür. O yüzden bu yanlıştır. Hani aradaki farkı da görün. Şimdi buna göre o zaman e, 2, 10. Böyle bir çizgi verdiği zaman da ne demiş? Eğer tam bölünüyorsa m, bölüyorsa çarpımlarını al. m, n'ye e, bölünüyorsa toplamlarını al. Bakalım. Şimdi 6 ve x sayısı 150x sayısı. Hemen görelim. Şunu söyleyelim. Önce 6 sayısı x sayısına bölüyor olsun. Yani 6 böler x diyelim. Bilmiyorum şimdi böyle olsun. O zaman ne olur? Bunların çarpımları diyordu. 6x eşittir. 150 sayısı da x'e bölünsün. Çünkü 150 biraz büyük ya. Ee, onu deneyelim şimdi. Sonuçta varsayımda bulunmamız önemli sorularda ÖSYM'nin sorularında. 150 x'e bölünüyorsa ne demiş? 150 artı x demiş. Eğer tam sayı çıkarsa doğru bulduk demektir. 5x eşittir 150. x buradan 30. Gerçekten kontrol edin bakın. 6 30'u böler. 150 de 30'a bölünür. Demek ki doğru düşünmüşüz. Gerçekten çarpımları e, çarpımlarını al diyordu. 180. Toplamlarını al. Yine 180 oldu. Dolayısıyla sağlayan sayımız 30 geldi. Rakamlar toplamı 3. Hem zor bir soru değil hem de tam sınav tarzında bir soru. Yani hızlı çözme sorusu bu aslında fark edersek durumu. Rakamlarının çarpımına bölünüyorsa çarpımsal sayı demiş. 11a. Rakamlarının çarpımına bölünüyorsa rakamların çarpımı a. Demek ki bu sayı e, a'ya tam bölünüyor. Güzel. Şimdi bu sayıyı ben güzel bir yorum yapabilirim. Bir bir A sayısı ya bazen arkadaşlar çözümlemeyi böyle yapmak daha mantıklı. Yani 100 artı 10 artı A yapana kadar evet 110 artı A'dır. 110 artı A A'ya tam bölünüyor. Hemen böyle paydalı kesirli yazarsam 110 bölü A artı 1. Zaten bu tam sayı. O zaman 110'un A'ya bölünmesi lazım. 110'un A'ya tam bölünmesi için hangi rakamları alır? A 1 olabilir. 2 olabilir. 5 olabilir. 110'un bölündüğü sayılar çünkü e, asal çarpanlarına ayırınca 11, 2 ve 5'ten oluştuğu için 11 diye bir rakam yok. Bunlar oldu. 3 tane rakam alabildi B şıkkı. Yüzler basamağındaki rakam hatadan dolayı görünmüyormuş. Şimdi e, bir sayıyı 18'e çarptığımızda bu birinci şekil oluşmuş. Demek ki arkadaşlar... 18 bir a sayımız var. Bu a sayısını 18 ile çarptığımız zaman böyle bir sayı elde ettim. Şuraya soru işareti yapayım. E şimdi 18'in katı o zaman. 18'in katı ne demek? 9 ve 2'ye tam bölünen sayı demek. Zaten çift sayı olduğu için son rakam iki, e, çift. 9'a bölünmesi için 7, 6 daha, 13, 2 daha, 15 demek ki soru işaretine gelecek yer neymiş? 3. Bu sayı 2376'ymış. Bakın orada. Yani sayıyı nasıl tahmin ettik? Bölme bölünebilme kuralına göre. Şimdi bölelim. Önce bir A'yı bulalım. 18. E, burada 18 oldu. 1. E, 57 oldu. 3 kere 18. 54 çıkardık. 36'yı 18'e böldük. 2. 132. Şimdi burada A sayısını 132 olarak bulduk. 132 sayısını da bir sayıyla çarpacağım ve yine bilmediğimiz böyle bir sayı elde edeceğiz. Şimdi hemen burada şu dikkatimi çekiyor. 132, 11 çarpı 12. Yani bu sayı 11'e tam bölünmesi lazım. 11'e tam bölünen bir sayı nedir? Böyle yapıyorduk değil mi? O zaman 8 soru işareti eşittir 6 artı 3. Neden? Ha bir dakika neden hemen eşitledim onu da şey yapayım hemen hızlı düşündük orayı. Ee, normalde kuralımız nedir? 8 artı soru işareti eksi 6 eksi 3. Bunun 11'in katı olması lazım. E tabii ki 8 artı soru işareti eksi 9'un 11'in katı olması için burasının 11 olma şansı olur mu? O zaman soru işareti rakam olmaz. Mecburen ne olacak? 0. 0 kendisi hariç her sayının katıdır. Her sayıya bölünür 0 hariç. O yüzden bakın ne olmuş oldu? Buradan da soru işaretli yere 1 geldi. Demek ki bu sayı 3168'miş. Artık bu y'yi bulmak için ne yapacağım? 132'ye böleceğim. Burada da 2, 164. Çıkardım. 2, 528. E tabii ki bu da zaten 4'tür. O zaman 528, şey e, 24 oldu. Değişiklik. Burada fena olmayan bir yorum göstereceğim size çözümde. Siz farklı belki yaparsınız ama ben de bir çözümde katkıda bulunayım. Bazen şöyle ABC ve ABC. Aynı gördüğüm zaman uzun uzun açana kadar ben şöyle değerlendiriyorum. ABC 0 artı 5. 5000 artı ABC, sonra 6000 artı CDD. Şimdi burada ne oldu? ABC sıfır sayısı aslında 10 tane ABC. Bir de sağda ABC var. 5005 eşittir 6000 artı CDD. Buradan da 11 tane ABC oldu. Attım sağ tarafa 995. Artı CD'de. Bakın şimdi yoruma. Bir kere bu bir doğal sayı. Bir doğal sayıyı 11 ile çarparsam ne olur? 11'in katı. O zaman bu sayının sağ sol taraf 11'in katıysa ta, tabii ki sağ tarafta 11'in katı olacak. Hemen kontrol ediyorum. 995 artı eksi artı 5 9 daha 14. E, 9 çıkardığımız zaman daha doğrusu bu 9'lar birbirini götürdü. E, burada kalan 5 oldu. Şimdi arkadaşlar. E, burası tam bölünmedi hocam. Sorun değil bir yerden 5 kalanı geliyorsa bir yerden 6 kalanı gelmesi lazım. Çünkü bir yerden 5 bir yerden 6 kalanı gelirse toplamları 11 olur. Böylece bu sayı 11'e tam bölünür. Artı eksi artı D'ler birbirini götürdü. Buradan da bakın C 6 geldi. Hemen size çok basit bir örnek göstereceğim. Bakın hani niye toplamları tam bölünüyor diye. Bir örnek göstereyim. Gerçekten buna uygun olsun. Ee, kaç olsun? 16 sayımız olsun. 11 ile bölümünden kalan ne? 5. Sonra arkadaşlar bir tane sayımız olsun. 17. 17'nin 11 ile bölümünden kalan ne? 6. Topla bakalım bunları. 33. Çünkü matematikte iki sayının e, toplamının kalanı demek kalanların toplamı demektir. Kalanları topladığınız zaman da 11'in katı oluyorsa tabii ki 11'e tam bölünür bunların toplamı. Dolayısıyla birazcık da bu basit temel yorumdan yola çıkarak bu soruyu halletmiş olduk. E şıkkı pozitif tam sayıları olmak üzere a eşittir n bölü 6, b eşittir n bölü 25 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin değeri bir tam sayı olmayabilir? a, b aslında şunların ikisinin pozitif tam sayı olması neyi ifade ediyor bizim için? n 6'ya bölünen bir sayı. O zaman n 6'nın katı diyebilirim. Sonra aynı şekilde yine baktığımızda b eşittir n bölü 25 ne demek? n Aynı zamanda 25'in katı bir sayı demek. Doğal olarak hem 6'ya hem 25'e bölünen sayı kaça bölünür? Aralarında asıl oldukları için 6 çarpı 25'ten 150'ye bölünen bir sayı. Şimdi 150'nin katı bir sayı. Doğal olarak tabii ki 2'ye bölünür. Örnek 150, 2'ye bölünür. Ee, n bölü 10. Ee, kesinlikle 10'a, N bölü 10 kesinlikle bir pozitif tam sayıdır. Neden? Neden? 150'nin katı 10'un da katıdır o zaman 10'a kesin bölünür. 150'nin katı tabii ki 30'un da katıdır o yüzden 30'a kesin bölünür. 150'nin katı olan bir sayı tabii ki 50'ye de tam bölünür. Ama 150'nin katı olan bir sayı illa 60'a bölünecek diye bir şey yok. Örnek 150'nin kendisi. 150'nin katı olduğu halde 150'nin bir katı bakın 60'a bölünmüyor. Ya da 450 60'a bölünmüyor bakın doğal olarak. E şıkkı olmayabilir diyeceğiz. Bakın birinci sayı 1, bir, ikinci sayı 2, iki, üçüncü sayı e, birinci sayı 1, bir, birinci ikinci sayı 12, üçüncü sayı 123, 4. sayı 1234 şeklinde bakın. Birer birer artacak şekilde en son böyle bu sayıya yarışıyoruz. Hangileri 4 ile tam bölünür? Hemen bakın. Tek tek deneyeceğiz gerçekten ama uzun sürmeyecek. Son iki basamaklar bize bölünüp bölünmediğini anlatır 4'e. E şimdi 12 bölünür. Son iki basamak ne? 2 3. Son iki basamak ne? 3 4. O zaman 12, 23, e, sonra 34, sonra 45, sonra 56. Daha sonrasında ne söyleyeceğiz? 67 de olmaz, 78 e, olmaz. Daha sonra 89 olmaz, 90 e, zaten başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla iki tanesi 4 ile tam bölünüyor. B tanesi 3 ile tam bölünür. 3 ile bölünmesi için rakamlar toplamının ne olması gerekiyor? 3'ün katı. O zaman ilk olarak 1, 2 tamam. 1, 2, 3 tamam. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü bak burada sonuçta bu 3'e tam bölünüyor ya. 7 eklediğinde saçma olur ama 7 artı 8'den evet bölünür. Sonrasında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayısı da yine burası zaten 3'e tam bölünüyordu. Bir de 9'u ekleyince 3'e tam bölünen sayı elde ettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de bu durum olmuş oldu. C tanesi 5'e bölünür. Burada bir tane sadece son basamağı 5 olan sayımız var. O da 1, 2, 3, 4, 5 sayısı. Dolayısıyla bu da 1 oldu. Toplamları da 9 geldi. D şıkkı. B sayısı A sayısına bölüyorsa burada şunu düşüneceksiniz. Küçük sayılar büyük sayılara böler ya da eşit sayılar eşit sayılara böler. Örnek bakın şimdi 3 9'u böler gördüğünüz gibi. Ama burada ifademizin diğeri de neydi? 9 3'e bölünür. Bakın 9 3'e bölünür aradaki farkı görün. 3 9'a 3 9'u böler. Küçükler büyüğü böler. En iyi ihtimal ne olur? 3-3'ü üç böler. Bu da olur. 3-3'e üç bölünür. Bu da olur. Hem bölünür 3-3'e üç hem 3-3'ü üç böler. Yani bir sayının bir sayıyı bölmesi için ya küçük olması lazım ya da en iyi ihtimal eşit olması lazım. Ve burada ne görmelisiniz biliyor musunuz? Sayısal örnek vermek tamam ama böyle kesinlikle sorularda sayısal örnek vermek bazen tehlikeli olabilir. Kesin cevaplar şey için. Çürütmek için tek bir örnek yeter. Ama kesin olanları görmek için sizin net sayısaldan ziyade harfli görüntüye ihtiyacınız oluyor. O yüzden bakın x sayısı y sayısını bölerse y eşittir x çarpı k demektir. Yani y x'in bir k katı iki tane tam sayının çarpımı şeklinde yazılıyor y sayısı demektir. Bu yüzden bakın şimdi x y'yi böler o zaman y eşittir x çarpı k. x z'yi böler. O zaman z x'in bir katı. Bak t katı. Şimdi bu topla y eksi z'yi. y eksi z'yi çıkar da alırsın y'den z'yi. x k eksi x t. x parantezini al. k eksi t. Gördüğünüz gibi gerçekten x'in bir k eksi t katı oldu. k tam sayı değil mi? Evet. t tam sayı değil mi? Evet. O zaman gördüğünüz gibi gerçekten x'in bir tam katı oldu olay bu aslında. O zaman farkları tam oluyormuş, doğru çıktı. Geliyorum şimdi ikinciye. X, Y'yi böler. Tamam. Yani Y, X'in bir tam katı demektir bu. Böyle. İki tane tam sayının çarpımı şeklinde yazılıyor Y. Ve bu tam sayılardan biri kesinlikle X. Örnek vereyim bakın. 12, 3'ü böler. 12, 3 çarpı 4 eşittir. Görüyor musunuz? Bunun gösterimini şöyle de yapabilirsiniz. 12 eşittir 3K. Olay bu. Geliyorum şimdi yan tarafa y z'yi böler o zaman y z gördüğüm yere de y çarpı m şeklinde bir sayı yazabilirim örnek görüntü 16 eşittir 8 çarpı m gibi düşünün e, m tam sayı bak 8 çarpı 2 gerçekten 16 8'e tam bölünüyor diğer taraftan da 8 16'yı böler burada da aynı şekilde y z'yi tam bölüyor şimdi hemen y gördüğün yere x yaz x çarpı k çarpı m ne oldu bak z x'in bir tam katı oldu. K çarpı m'ye katı oldu. Doğal olarak tabii ki ikinci de doğru geldi. Şimdi x y'yi böler yani yine yazalım y x'in tam katı. Y z'yi böler o zaman z de y'nin tam katı böyle yazdım. Şimdi x'ten z'yi çıkardım. x eksi z. Z gördüğüm yere hemen bakalım y çarpı m diyeyim. Ee, böyle yazdım. Sonra bu y'yi böler mi tam? Şimdi bakın. x eksi y çarpım. Şimdi y dediğim neydi? x çarpı k'dı. Hadi gideyim y gördüğüm yere de burada x k yazayım. x parantezinde 1 eksi k x çarpı k'ya eşit mi? Çünkü y neydi? x k'ydı. Fark ne çıktı? Şu x eksi z böyle bir şey oldu. Bakın burada K'nın 1-Km'ye eşit olduğunu biliyor muyuz? Öyle bir ifade var mı? Hayır. Soru işareti. O zaman bu sayı bu sayıya eşit olmayabilir. Yani x-z y'yi bölmeyebilir. Ne zaman böler? Bunun buna eşit olması lazım. Bu ikisinin eşit olmasıyla ilgili bilgi var mı elimde? Yok. Yoksa o zaman soru işareti. Hemen bununla ilgili basit bir örnek de söyleyeyim bakın. 2, 4'ü böler. Sonra e, 4... 8'i böler. Şimdi arkadaşlar bakın olaya. Ee, x eksi z yani 2 8 ne oldu? Eksi 6. Eksi 6 y'yi yani 4'ü bölüyor mu? Hayır. Buradan bile bir tane örnekle çürüttüm. Her zaman doğru olmayabilirmiş. 1, 2, c şıkkı. 1, 4. Iş... soruya mı geçtik ya? Allah Allah vay be. 2 soru, 3. soru, 4. soru. Bir işlem yapan Kaan bir sayıya 6 ekleyip 9 ile bölecek, bölecekken İşlemi yanlışlıkla karıştırmış. 6 ile bölüp 9 eklemiştir. Bir sayıya 6 ekleyip 9 ile bölecekti. Şimdi 6 ile bölüp 9 eklemiştir. K'nın yanlışlıkla bulduğu sonuç doğru sonucun. Doğru sonucumuz neydi? Aslında bu. Ee, şey doğru sonucumuz aslında buydu. Dolayısıyla doğru sonucun 3 katı buna eşitmiş. Gördüğünüz gibi denklem sorusu aslında bu. Bundan sonra bunları sadeleştiririm x artı 6 içler dışlar yaparım. x bölü 2 artı 27. Şimdi çıkardım x bölü 2 eşittir 21. x buradan 42 geldi. Normal bir işlem. Güzel bir soru aslında. Bakın şimdi hani TET sorusu ya hızlı da çözmek lazım aynı zamanda. Ben şunu düşünürüm çok hızlı bir şekilde. 8 sayısına 8 ile bölümünden kalanlar ne olur? 0'dan 7'ye kadar olan sayılar olur. Ve şunu düşüneceğim kolay olsun diye. İki basamaklı 8'e bölünen ilk sayı 16. Biliyorum ondan başladım ama 16'dan başlayacağım. Bir yorum yapacağım buradan. 16. Son sayımız ne? 24'ten bir önceki sayımız da 23. Bakın buradaki 8 sayının kalanları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24'ten 32'ye kadar. 24 ile 31 arasındaki sayıların ne? Kalanları hep e, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani hep aynı devam ediyor bu düzen. O zaman Diğer işte ilk sayımız da 32 ile başlıyor. Burada 8'in katı bakın iki tane sayının arasında bir tane düzen var. Buna düzen diyeyim. Ee, yine 8'in katı olan toplam 3 tane sayı o zaman 16, 24, 32. Burada iki tane düzen var. Ve her düzende e, 0'dan 7'ye kadar olan 8 sayımız var. Yapalım o zaman 96, 16, bölü 8 artı 1, 8'e bölünen kaç tane sayı varmış bakın? Ee, 80 bölü 8, 11 tane sayı. 11 tane sayı için kaç tane bu şekilde düzen olacak o zaman? 11 eksi 1'den 10 tane düzen olacak ve 10 tane düzende 0'dan 7'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'den budur. 7 çarpı 8 bölü 2. Yani e, buradan ne oluyor? 28, 280 geldi. Şimdi gelelim artık ee, burada 16'ya kadar olan kalanlar. 10'un 8'le bölümünden kalan 2, 11'in 3, sonra 4, sonra 5, sonra 6, şey ee, kaça kadar geldik? Burası 10, 11, 12, 13, 14'ün 8'le bölümünden kalan 6, 15'in 8'le bölümünden kalan 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 demiş oldum bakın burada. Daha sonrasında da 96'dan sonra 97'nin... 8 ile bölümünden kalan 1, 98'in 2 ve 99'un 3. Bunları da ekleyelim. 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı 6. Daha sonrasında 7, 6. E, burası normalde 28 olurdu ama 27 ekleyeceğiz. Niye? 1 eksik. Böylece 27 6 daha 33 oldu. 280, 33 daha 313 oldu toplamları B şıkkı. 2 basamaklı AB sayısının yazıldığında yanına sağ, sağına AB sayısı yazıldığında 4 basamaklı AB sayısı elde ediyormuşuz. Soluna BA sayısı yazdığımızda 3 basamaklı sayı elde ediyoruz. Şimdi 3 basamaklı sayı elde ediyoruz demek aslında AAB demektir. Şöyle düşünün. Bakın burada problem yok 4 basamaklı demek ki bu da sıfırdan farklı. Ee, şurası da sıfırdan farklı olur. Ee, doğal olarak örnek veriyorum bakın ee, şöyle bir sayı düşünün 43 43 sayısı gibi düşünün tabii ki bu sıfırdan farklı olacak ki şu son basamakta basamağı azaltmasın yine bu ilk basamakta basamağı azaltmasın ancak tam böyle düşünürken neyi görüyoruz B A A B 3 basamaklı yani B o zaman sıfır olmalı A sıfır olursa hocam ne olur o zaman sorun değil yine 3 basamak 4 basamaklı olur bak yine 4 basamaklı olur. Dolayısıyla burada demek ki B'nin 0 olduğunu göreceğiz ki 0 A A B sayısı gerçekten 3 basamaklıdır. Buraya baktığınız zaman da 0 0 A 0 A 0 sayısı cidden 4 basamaklıdır. Buna göre artık A0, A0 yani A sayısı 10 ile tam bölünür. Doğru. B sayısı 11 ile tam bölünür. Bakalım. B sayısı A, A, B. Artı, eksi, artı. Gördüğünüz gibi A artı B eksi A. Bu gitti. B'nin sıfır olduğunu biliyorum. Yaz yerine gerçekten bakın bu sayımız 11 ile tam bölündü. Doğru oldu. Şimdi A artı B sayısı 3 ile tam bölünür. Onu bilebilir miyiz? Hayır. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz ki. Sadece B'nin sıfır olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu soru işareti 1-2-C şıkkı. Bir N doğal sayısının 9 katı her bir basamağında 6 olan bir A sayısına eşit. Bakın böyle 6666 böyle bir sayıymış. En küçük A sayısı sayılarından hangilerine tam bölünür? 9'un katı olacak ve bütün basamakları 6'dan olacak. En küçük hangisidir tabii ki? 666. Çünkü sayının bütün rakamlarının toplamı 9'a tam bölünmeli. O zaman ilk olarak 18 olması için 666 yani 666 sayısı evet A sayısına eşit olur. Gerçekten 9'un katı olan en küçük bu formattaki sayıdır. 666 11'e bölünmez. Artı eksi artı yapmak. Rakamlar 66 6 daha 12 6'yı çıkar 6 geldi. Bu gitti. 18'e tam bölünür mü? Evet. Neden? 18'e bölünen bir sayı kaça bölünüyordur? 2'ye ve 9'a. Çift sayı olduğu için 2'ye bölünüyor. Zaten 9'a bölünüyor. Evet bu doğru. 37'ye bölünür mü? Aa, ee, evet bölünür bu aslında ya. Şimdi 37, 111'e mi tam bölünüyordu? Bir bakalım yine de. E, 1, 37, burası 29 oldu. 296, 8. Gerçekten evet bu da... Yine tam bölünüyormuş 37'ye. Dolayısıyla cevabımız 2 3 D şıkkı oldu. Size şöyle bir örnek versem önce. İki sayı 1 A sayısına bölünmediği halde toplamları tam bölünebilir değil mi? Tabii ki bunu biliyoruz hocam dersiniz. Bakın 23 sayısı 5 ile tam bölünmez. Kalın nedir? 2'dir. Ee, 32 sayısı 5 ile tam bölünmez. Şey 23'ün 5 ile bölümünden kalan 3 pardon. Ee, 32 sayısı... 5 ile bölümünden kalan nedir? 2. Bunların ikisini toplayınca tabii ki kalanlar 0'dır. Bakın nereden geliyor aynı zamanda? Bunun kalanı 3, bunun kalanı 2 Topladığınız zaman 5. 5 tabii ki 5'e bölünür. O zaman farklı sayıların kalanlarını topladığınız zaman aslında bu sayıları bilmenize gerek yok. İki sayının kalanının toplamı yine böldüğümüz sayının kalanını veriyor bize. Başka bir örnek vereyim bakın. 36 sayısı. Tabii ki e, şey 36 olmasın. 38 sayısı. 4 ile bölümünden kalan ne? 2. Sonra 46 sayısı. 4 ile bölümünden kalan ne? 2. E, 2 artı 2 4. Gerçekten bu iki sayıyı topla. 84 mi oluyor? Değil mi? 84. 84 gerçekten 4'e tam bölünüyor. Çünkü arkadaşlar bu şu demektir. 4 ile bölümünden kalan 2 olan sayı. Öbürü de 4 ile bölümünden kalan 2 olan sayı. Topla 4K artı 4M. 4 artı 4. Bu zaten 4'e bölünüyor. Bu da 4'e bölünüyor. Bu da 4'e bölünmüş oluyor. O zaman bu sayılar bu 13'e tam bölünmüyor belki. Bu 13'e tam bölünmüyor. Böylece atıyorum bunun kalanı 6, bunun kalanı 7. Bir topluyorum a 13. O zaman bu sayıların toplamı 13'e tam bölünüyormuş. Bu yüzden x y artı y x kalanların toplamı 13 demek. 13'ün de 13 ile bölümünden kalan 0 olduğu için 13'ün bir katı sayı demek. Doğal olarak 11x artı 11y. Yani 11 çarpı x artı y şeklinde bir sayı oldu. Bu 13'ün katı olması lazım. E 11'de 13 çarpanı yok. Demek ki x artı y 13'ün katı bir sayı. O da ne olur? Sadece rakamların toplamı 13. Hangi sayılarımız? 5, 8, sonra 9, 4 ve 6, 7 olabilir. Aralarındaki farkın en büyük olduğu iki sayımız 9 ve 4. O da 5 geldi A şıkkı. Burada 5 tane sayı seçilmiş arkadaşlar. Bu 5 sayının özelliği neymiş? Sadece bir tanesi bakın 10 ile tam bölünüyor. Ve 10 ile bölünen sayının da 11 ile bölümünden kalan 1. Burada hiç kendimizi kasmayacağız. Yapacağımız şey hangisinin e, bir tanesi bunlardan böyle 0 sayısına sahip son basamağında yani 10'a bölünüyor. Ve sadece bir tanesinin 11 ile bölümünden kalan 1. O zaman tek tek hemen hızlıca deneyeceksin. Artı, eksi, artı, eksi ne oldu? 6, 4 daha 10, 7 çıkar. Bunun 11 ile bölümünden kalan 3 bu sayının olma ihtimali yok. 0, eksi, burası böyle eksi. 4 artı 3, 7. Kalan 3 geldi olmaz. 0, eksi, artı, eksi. Ne oldu? Eksi 6 artı 5, eksi 1. Yani eksi 1 ne demekti? 11 ile bölümünden kalan 10 demekti. Unutmayın negatif, gel negatif gelirse 11 ekleyin. Dolayısıyla bu da olmadı. Sonra bakıyoruz artı eksi artı eksi. Buradan da 8 7'den evet bu sefer bakın 1 olmuş oldu. Demek ki sayımız 3840 sayısı hem 10 ile tam bölündü hem de 11 ile bölümünden kalan 1 oldu. Şimdi 8 4 daha 12 3 daha 15. 15'in 9 ile bölümünden kalan ne? 6 e şıkkı. Bula üzerinde bulunan 37 parçadan oluşan bölümdeki ardışık sayıların toplamı. Şimdi bu. 37 tane parça olduğuna göre ilk terimimiz 37, ikinci terimimiz 38, nokta nokta hatta göstereyim. Üçüncü terim 39. O zaman buradan hangisi sonuç çıkar? 37. terim 37 eksi 1, 36, 37 artı 36'dan 73 olur. Bakın ikinci terim 1 fazlası, üçüncü terim 2 fazlası o zaman 37. terimde ne olacak? 36 fazlası olacak. Nasıl buluyorduk toplamı? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı zaten 37. Böylece 55 çarpı 37 oldu. Bu sayıları uzunca 10'a bölene kadar ne yaparım? Ayrı ayrı kalanlarına bakarım. Bunun e, 5, 10 ile bölümünden kalan 5. Bunun 10 ile bölümünden kalan e, 7. Çarptığımız zaman 35. 35'in 10 ile bölümünden kalan 5. Yani A 5'miş. Sonra aynı şekilde 37 çarpı 55. 4 ile bölümünden kalan 1, 4 ile bölümünden kalan 3, 1 çarpı 3'ten B'de 3 oldu. Farkları 2 C şıkkı. Bir sayının 10 ile bölümünden kalan tabii ki son basamağıdır. O yüzden x, 9 ile bölümünden kalan da rakamların toplamı. Şimdi x çarpı x artı 1, 30 verilmiş. Bunların rakam olduğunu unutmayın. Ardışık iki sayının çarpımı ne zaman 30 olur? Tabii ki mecburen x 5 olduğunda başka şansımız yok. Rakam bunlar x5 olduğunda y'nin alabileceği en küçük değer nedir? 1. Böylece toplamları da 6 oldu c şıkkı. Y için özel bir sınır olmadığı için verebildiğim en küçük sayı olan 1'i verdim. 2 basamaklı dediğinden dolayı. M sayısı N sayısına tam bölüyorsa olacak burası. M çarpı N. M sayısı N sayısına tam bölmüyorsa N bölü M. Şimdi bir kere e, adım adım deneyelim. Bakın dikkat ederseniz demek ki içlerinden bir tanesi tam bölünmüyor ki kesirli çıkmış. 20A uğraşmamak için ben önce şunu denerim. Bu tam bölünsün. Çünkü 20 bölü A hangisiydi bakayım bir? 20 bölü A. Bu biraz göz korkutuyor. Tamam mı? Paydada değişken olması. Yani mecburen yapmak zorunda kalabiliriz de. Önce bir normal yapalım. 20 A artı tam da bölünmesin diye. Çünkü ikisinden biri garanti tam bölünmüyor ki kesirli sayı gelmiş. A bölü 6 eşittir 242 bölü 3. Bakın sınav sorularını biraz hani deneme yanılma yaparken de bir mantık dahilinde yapmak lazım. 26 A bölü 6 eşittir. E, pardon 26 nereden çıktı? Payda eşitliyoruz. 121 A bölü 6 eşittir. 242 bölü 3. Sadeleşti 2. Sadeleşti 2. A buradan 4 oldu. 5 şıkkı. Burada neye dikkat edeceğiz? Bakın, x 5m'ye tam bölünmüyor. Şimdi o zaman 5'e de bölünmeyebilir, m'ye de bölünmeyebilir, ikisine birden bölünmeyebilir. Ama şuraya dikkat edin. Bu bir tam sayıysa, bir sayı hem 2'ye bölünüyor demektir, hem m'ye. Düşünsenize şimdi 36 12'ye bölünürken hem 3'e hem 4'e bölünüyor, değil mi? 3'e bölünüp 4'e bölünme şansı var mı yok? Bir sayı böyle büyük bir sayıya bölündüğü zaman bunun bütün bileşenlerine bölünmek zorunda. Bütün çarpanlarına bölünmek zorunda. O yüzden x 2m'ye bölünüyorsa hem 2'ye hem m'ye bölünüyordur. Şimdi x bölü 9 yine 9'a bölünmüyor o zaman. Ama neyi biliyorum artık? Bu sayının m'ye bölündüğünü. Buradan sonuç çıkarırsam o zaman 1 bu sayı 9'a bölünmüyor. 2 m'ye bölünüyor. 3 2'ye bölünüyor. 4 5'e bölünmüyor arkadaşlar. O zaman x bölü 3 m. 3 ile ilgili bir bilgim var mı? Yok. Bölünebilir. Sonuçta 9'a bölünmüyor diye 3'e de bölünmeyecek diye bir kaide var mı? Hayır. Örnek veriyorum 12 9'a bölünmüyor ama gayet tabii 3'e bölünüyor. Dolayısıyla bu olabilir. x bölü 4m. 2'ye bölünen bir sayı 4'e bölünecek diye bir kaide yok ama bölünebilir. En azından m'ye garanti bölündüğünü biliyorum. 4'e de bölünebilir. O yüzden bu olabilir. Zaten olabilir demiş bakın. Ama bu kesinlikle olamaz. Niye biliyor musunuz? Bir kere 5'e bölünmüyor x sayısı. E bir sayının 10'a bölünmesi demek hem 5'e hem 2'ye bölünmesi demek. Garanti cevabımız 3 olamaz. Yani diğerleri olabilir. D şıkkı. Giriş kısmı sadece cümle olarak çıkmış sınav sorusuna benziyor ama arkadaşlar bunun hiç kesinlikle çıkmış sınav sorusuyla alakası yok. Onu söyleyeyim. E, 128 sayısından x defa diyelim ileri gittim e, beşer beşer x defa ileri gittim. Kaça eşit oldu? A, A, B sayısına. Sonra A, A, B sayısından da 9'ar 9'ar geri geldim. Ve bu B, A, A sayısı oldu. Şimdi burada bir de ne demiş bize? X defa ileri gittim. Y defa geri geldim. Yani bu X artı Y de 74. Çünkü 74 kez ilerledim de burada 74 tane sayı bulmuş olacağım. Bu da bizim için değerli olacak birazdan. Bakalım şimdi. 128 artı 5x. Neye eşit? 110a artı b. Böyle bir yazayım basamak kavramıyla. Sonra AAB'den BAA ee, a, b'den de b, a, çıkarırsak 9 y. Bakalım. burada a'lar birbirini götürecek. 10a, 10a. O zaman 99a. Şurayı yazıyorum. 99a eksi 99b 9y. Sadeleştiriyorum. Böl 9'a 11a eksi 11b y'ye eşit. Hatta y ye gördüğüm yere de bence 74 eksi x yazayım. Niye biliyor musunuz? Soruda tek bir bilinmeyenimiz olsun. X ondan da kurtulayım sadece A ve B'ye bağlayayım soruyu. Sonuçta benden A ve B'yi bekliyor bak. X ve Y'yi beklemiyor. Buna göre baktığımızda X'i götürmek için şurayı eksi 5 ile çarpmam lazım ki Artı 5x artı 5x birbirini götürsün. 128 eksi 55a artı 55b. 74 çarpı 5 ne yapar? 370 yapar. Eksi 370 artı 110a artı b. Sonra 128, 370 daha ne yapar? 498 eşittir. 165a eksi 54 B oldu. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi A ve B arasında bir bağlantı normalde bilmiyorum gibi. Gibi diyorum çünkü aslında biliyoruz. Bakın arkadaşlar 128 sayısına biz beşer beşer sayı eklediğimiz zaman AAB oluyor. Şuna dikkat edin. Sonuçta bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaç? 3. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaç? Sıfır. 0. O zaman AAB sayısının 5 ile bölümünden kalan ne olur? Kesinlikle 3. 128'e 5'in katlarına eklediğin zaman 128'in 5 ile bölümünden kalan neyse tabii ki bu sayının da 5 ile bölümünden kalan odur. Yani bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3. Peki niye 5 ile bölümünden kalana odaklandım? E bir sayının 5 ile bölümünden kalan son basamağı ile ilgili fikir verir de o yüzden. Buradan B 3 olabilir ya da B 8 olabilir. B 3 olursa arkadaşlar A buradan 4 geliyor. Aslında gayet güzel elde ettiğim bir şey. Eğer B 8 olursa A bir rakam gelmiyor ama A'nın rakam olması lazım. Dolayısıyla alacağı değerlerin toplamı 7 C şıkkı oldu. A sayısı 2, 3, 5, 9, B sayısı 3, 9, C sayısı 3, 5, D sayısı 2, 5 ve 11 ile bölünüyor. Bölünmeyenlere çarpı koyacağız, bölünenlere de bu sembolü koyacağız. Şimdi B bölü A sayısı 10 ile tam bölünüyorsa şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir kere B bölü A sayısı 10 ile tam bölünüyor demek. 10 ile tam bölünen sayı nedir? Tam sayı. Demek ki ilk şartımız B A'ya tam bölünüyor. Sonuçta e, 10'a bölünen sayı doğal sayıdır. Veya şey doğal sayı demeyeyim hemen yanlış olmasın. 10'a bölünen sayı 10'un katı bir tam sayıdır. Doğal olarak B bölü A tam sayı yani B A'ya bölünüyor. B A'ya bölündüğüne göre normalde A kaça bölünüyordu? 2, 3, 5. 2, 3, 9. Kesinlikle B de 2'ye bölünür. Yine 3'e bölünür ve burada 9'a bölünür. Bir de aynı zamanda 10'a bölündüğü için artık B'nin kesinlikle neye bölünmesi lazım? 5'e de bölünmesi lazım. Gelelim ikinci duruma. C bölü D 33'e bölünür. Tamam bir kere C bölü D o zaman önce tam sayı. Şimdi buna göre C, D'ye tam bölününe göre D'nin bölündüğü bütün sayılara bölünmeli. 2'ye bölünmeli, 5'e bölünmeli evet bir de 11'e bölünmeli. Aynı zamanda C bölü 33'e bölününe göre 3 ve 11'e bölünmeli. Tamam de zaten bu durum var. Şimdi artık bu yapmam gereken her şeyi hallettim. Geri kalanlara çarpı sembolü gönül rahatlığıyla koyabilirim. Çünkü bilmiyorum ya bunların bölünüp bölünmediğini. Başka bir hiçbir fikrim de yok soruyla ilgili. Var olan bölünmesi gereken sayıları tamamladım. 6 tane boşluğa 6 tane çarpı yazabilirim. C şıkkı. Burada birinin kalanı demekmiş bu kod. 4 kalanı 3 kalanı 2 9 ile bölümünden kalan. Benim burada şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın 4 tane üçgen var taraf tarafa toplayınca. 4 tane kare var ve 4 tane daire var. Ve toplamları bakın 9. Gördüğünüz gibi bu sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan neymiş? 0. 4 parantezin alınca üçgen, kare ve dairenin toplamı kesinlikle ne olması lazım? Bu 9'un katı olmadığına göre bunların toplamı 9'un katı. Mevzu bu. Yani soruda bunu görmek lazım. Sonuçta biz sayıların ne olduğunu bilmek zorunda değiliz. Ama bildiğimiz garanti şey topladığımız zaman kalanların toplamı 9 olduğundan 9'a tam bölünüyor. Buna göre artık şu yorumu yapabilirim ben. Burada e, ilk sayımız bakın. Madem 3'ünün toplamı 9 ile tam bölünüyor demek ki bu neymiş? 4. Sonra madem bunların e, 3'ünün toplamı 9'un tam katı o zaman bunun 3 olduğunu bilirim dairenin. Yine bu 3'ünün toplamının 9 ile tam bölündüğünü bildiğime göre da, kare de 2'ymiş. Yaz artık buraya 4, 4, 2 sayısı. Bu 4... Ee, yuvarlak neydi? 3, 2. Bu 2, 2, 2, 3 sayısı. Bunun kodu ne oldu? 12, 2 daha 14, 5 geldi. Kalanı yani. Burası 4, 2, 3. Ee, bu 3 geldi. Sonra e, buraya baktığımız zaman 6, 3 daha 9, 0 geldi. Demek ki A büyük, B büyük, C arkadaşlar. B şıkkı. Burada dikkat edeceğimiz şey rakamları birbirinden farklı. Şimdi rakamları birbirinden farklı olduğu halde yüzler basamağındaki sayı bu iki sayıyı böldüğünde kalan bir olması lazım. En büyük ne yazabilirim? Bir kere hem bununla hem bununla kalanının bir olması demek bir kere bu sayının biraz küçük bir sayı olması gerektiğini söyler. Neden? Örnek veriyorum. 7'nin evet Tabii ki 8 ile bölümünden kalan e şey 8'in 7 ile bölümünden kalan 1'dir de 9'un 7 ile bölümünden kalan 2'dir. Aynı şey elde edemezsin. O yüzden burada arkadaşlar bakın 4 verirsem buraya 9 verirsem bir de 5 verirsem gördüğünüz gibi elde edebileceğim en büyük sayıyı elde ettim. 4'ün 9 ile bölümünden kalan şey 9'un 4 ile bölümünden kalan 1. E mecburen bu farklı olması için bunu 9 seçemem. O zaman bu da 5 oldu. Yani toplamları 18 C şıkkı. EKOK en küçük ortak kat demek. Yani EKOK hem M'ye bölünür hem de N'ye bölünür. Doğal olarak M ve N'ye bölünen bir sayı tek sayı. Demek ki M ve N tabii ki tek olmak zorunda. Sonuçta EKOK M ve N'nin çarpanlarından oluşuyor. İçinde hiç çift sayı olmaması lazım M ve N'nin. Doğal olarak ikisi de tek olduğu için M de N de evet M üzerine tek sayıdır deriz. Birbirinden farklı pozitif tam sayı çünkü bunlar. Çarpımları tek sayıdır. Toplamları ne olmalıydı? Çift sayı D şıkkı 1 2. En az kaç parça küp elde edilir denmiş. Ne olacak o zaman? Dikdörtgenler prizmasının hacmini kübün hacmine bölmemiz lazım. Sonuçta bunun hacmini bunun hacmine bölersek kaç tane Burada küp lazım onu bulmuş oluruz. Dikdörtgen prizmasının hacmi 24, 32, 44. E, EBOB'una bakalım neden? Büyük parçadan küçük parçalar elde ediyoruz ve eşit parçalardan oluşturacağız bunları. Şimdi baktığımız zaman e, hepsinin EBOB'u ne olacak? 4 değil mi? Sonuçta şöyle bir bakın 24, 4'e böl 6, 4'e böl 8, 4'e böl 11. Evet gerçekten EBOB'ları 4 oldu. O zaman bu kübün bir kenarı 4 demektir sadeleştirdiğimiz zaman 6, e, sadeleştirdim 8, sadeleştirdim 11, 528 tane küp elde edeceğiz D şıkkı. Burada birisinin adım uzunluğu 15, birisinin adım uzunluğu 21. Yola diyelim aynı noktadan başladılar ve aynı noktada bitirdiler. Süre önemsiz demiş yani kimin ne zaman e, durduğu önemli değil. Aynı noktada durmaları önemli. Şimdi birisi 15'er 15'er adımlar atıyor. Birisi 21, 21 adımlar atıyor ve aynı noktaya geliyorlar. O zaman 15K eşittir ne olması lazım? 21T. En küçük olmasını istiyorsak 15 ve 21'in ekoku nedir? 105 değil mi? Doğal olarak bunlar 105. santimde 105. santimde ne olmuş olacak? Gerçekten ilk kez yan yana gelirler veya bundan sonra artık 105'in katlarında yan yana gelirler. Gerçekten bakın şimdi. Bunu 7 ile çarptığınız zaman, bunu da 5 ile çarptığınız zaman gördüğünüz gibi 105 elde ediyorsunuz. Bunlar 105. adım, şey 105. santim veya katlarında aynı noktada buluşacaklar. Ekokları kadar sürekli ilerlerler. O zaman 105 yani 1.05 metre ilk cevabımız ama şıklarda yok. Çünkü bize ne demiş? 10 metreden fazla, 10 metreden fazla olduğuna göre o zaman Direkt 10 katını alırım. 10 buçuk metrede bunlar tekrardan buluşurlar A şıkkı. Birinin merkez açısı 45, 360 bölü e, neden? birinin 360 bölü 5'ten 72, birinin de 360 bölü 6'dan 60. Doğal olarak şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Merkez açısı aynı zamanda dış açısına eşittir. Haliyle şöyle bir durum olur bakın. Düzgün altıgen mesela. Bu böyle devirdiğimiz zaman ne olacak? Aslında şu kenarın üzerine geldiğinde 60 derece dönmüş olacak. Bakın göstereyim. Düzgün altıgen böyle oldu mesela kenarı döndürdüğüm zaman. Ya da düzgün beşgen. Bu kenarı döndürdüğümde şu hale gelmesi için 72 derece dönmesi gerekiyor. Demek ki bunlar dış açıları kadar döndüğünde yol almış olacaklar kenarları üstünde. Ve bunların üçünün de ne olmasını istiyoruz? Ee, i̇lk defa şey ilk defa diyorum. İlk anda şu zeminle temas ettikleri kenarların yine zemine temas etmesini istiyorum. O zaman 360'tır bunların ekokları. 45, 72, 60. Bunların ekokları 360 olduğuna göre 360'ta bir bir daha buraya gelecekler. Hepsi atıyorum bu A noktası, B noktası ve C noktasını tekrardan göreceğiz. O zaman üçüncü kez olması için bunun 360 çarpı 3 ...derece, e, 360 çarpı 3 derece dönmesi gerekiyor. Dönmesi gereken açı. Hangisini soruyor bize? Düzgün altıgen. O zaman düzgün altıgene dikkat edelim arkadaşlar. 360 derece döndüğü zaman aslında ne olacak? 1 tur atmış olacak. Güzel. E, bu 3 tur atmış oldu bu durumda. Kenar uzunluğu 1 bir birim. Doğal olarak bunun çevresi 30 birim. 3 tur attığı için... Toplamda 90 birim yol almış olacak D şıkkı. Her bir kişi kendi ekibinde eşit miktarda çöp toplayacak. Yani buradaki her kişi 10 kişinin içinde eşit miktarda doldurursa 10K kadar doldurur. Öbürü 15 kişilik grupta hepsi eşit miktar toplarsa MM 15M olur. Öbürü de N diyelim. N, N şeklinde olduğunda 18N. Ve ne demiş bize? Her bir grup 3 basamaklı ABC şeklinde bir sayı ve hepsi eşit sayıda torba oluşturacak. O zaman en çok sayıda torba dolduranın en az olması ne demek? Bir kere bunların ekoklarını al demek. 10, 15, 18'in ekoku ne? 180. Böylece buradaki bir kişi 18 tane almış oluyor. Bir kişi 12 tane, bir kişi de 10 tane çöp toplamış oluyor. Bize ne demişti? En çok sayıda torba dolduran bu en az kaç çıktı? 18 D şıkkı. Şunların ekokları olduğunu söylemiş. O zaman 12 ve 15'in ekoku, ekoku kolay. 60. Sonra 21 ve 24'ün ekoku ne? Birisi 3 çarpı 7. Birisi 2 üzeri 3 çarpı 3. Doğal olarak ekokları 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 7 oldu. Hadi bunu da aynı şekilde böyle asal çarpanlarına ayırarak yazayım. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. Mavi olduğu zaman da EBOB'larını al demiş. Bunların EBOB'ları 2 üzeri 3, 2 üzeri 2'den 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 3 üzeri 1'den 3 üzeri 1, 5 ve 7'ler ortak olmadığı için EBOB'u alamam. 12 C şıkkı. EBOB ne demek? En büyük ortak bölen demek. O zaman A 18'in katı bir sayı. 180 zaten 18 çarpı 10. Şimdi bunların EBOB'ları burası ya. Çok önemli bilgimiz nedir? K ve 10 aralarında asal olmalı. Çünkü daha fazla bölenleri olursa EBOB'ları büyür zaten. Kesinlikle K ve 10 ortak böleni olmamalı. O zaman burada K yine seçebilirim. 1 seçebilirim. 2 seçemem sakın. 3, ee, sonra 5 seçemem. 4 seçemem. Niye? 10'la ortak böleni var. 7 seçebilirim. 9 seçebilirim. 180'den küçük dediği için. 10 veremem. Zaten o zaman da EBOB'ları 180 olur. Daha da büyük sayı veremiyorum. A 180'den küçükmüş. İşte olay bu. 1, 3, 7, 9 verebildim K'ya. Gerçekten 18. 18 çarpı 3'ten 54. 18 çarpı 7'den 126. 18 çarpı 9'dan 162 oluyor herhalde. Bakın bu 4 sayımız olmuş oldu B şıkkı. Birincisi... Ekok nedir? Ortak kat. O zaman arkadaşlar 12'nin katı olacağı garanti. Belki atıyorum 48 de olabilir. 4800 de olabilir. Uyduruyorum tamam mı? Hani 24 de olabilir, 12 de olabilir. Ama net bilgi ekok sayıların katları olduğu için bundan haberim yok ama bundan var. Garanti 12'nin katı bir sayı. Şimdi EBOB'lar o zaman ne geldi 240 ve N'nin? EBOB 240 ve N 12K geldi. Bu ne demek oluyor? Demek ki arkadaşlar hem 240 hem ne 12'nin katı, e zaten bunu tartışmaya gerek var mı? Zaten e, ne olmuş oldu? 240 12'nin katı sayı, orada problem yok. Neye de 12'nin katı bir sayı olması lazım? O zaman neye bak? 12 A diyorum. Hani bu ebopları böylece bunun 12'nin katı olduğunu zaten biliyorum. Bu da 12'nin katıymış. Artık sorudaki basit ama en önemli mesele. N sayısının 12'nin katı olan bir sayı olduğunu görmek. Artık bunları siliyorum. Fark ettim. Yeni baştan soruyu yazıyorum. Bakın ekok 12, 12 a bir şey fark edeceğiz şimdi burada. Ebob 240, 12 a. Dikkat edin lütfen. 12 ve 12 a'nın ekoku nedir? 12 çarpı 1, 12 çarpı a. Ekok nasıl bulunuyordu? Ortak olanları direkt al. Ortak olmayanları da çarpan olarak al. Yani 12 ve 12A'nın ekoku 12A'dır. Enteresan bir güzel durum oldu. 12A zaten bu sayının kendisi. Ne zaman iki sayının ebobu bir tanesine eşit oluyordu? Biri diğerini tam böldüğünde. Örnek 6 ile 12'nin ebobu nedir? 6. 12 ile 12'nin ebobu nedir? 12. E, 36 ile işte 90 pardon 36 ile 72'nin ebobu nedir? 36. Bakın bir sayı diğerinin tam böldüğünde hep ebobları o sayıya eşit oluyor. Demek ki 12A 240'ı tam bölüyor. 240 A diğer taraftan ne söyleyebilirim? 240 12 A'ya tam bölünüyor arkadaşlar. Şimdi 240 zaten nasıl bir sayı? 12 çarpı 20 diye bir sayı. 12 çarpı 20 diye bir sayıyla 12 çarpı A'nın ebubu 12 A gelmiş. Ortak kısımları zaten ikisinin de 12. Tamam eyvallah. Geldiğimiz zaman 20 ile A'nın da ebobu ne? A. Bu ne demek? 20 ve A'nın ortak böleni A olduğuna göre 20 A'yı tam bölünüyor. 20'nin bölenleri o zaman nelerdir? 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Bakın 20'nin tam bölenleri olan bu A olabilir. Yine bu da A olur. Bu da A olur. Bu da, bu da ve bu da. A'nın alıcı arkadaşlar 6 tane değer geldi. Doğal olarak A'nın alacağı 6 tane değer gelince A, bu 12 A sayımızda ne olan bunun da 6 tane değeri oldu. A şıkkı oldu. Örnek bakın şimdi gerçekten A'ya kaç verelim? 10 verelim. 240 ile 120'nin ebobu ne? 120. Zaten bu 12'nin katı olduğu için 120 ile 12'nin ekoku ne? 120. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sayılardan hangisini alıp A yerine yazarsam yazayım. Ebobları gerçekten 12a oluyor. Çünkü 20'nin bir ne oldu a. Sonra ekokları da 12a gelmiş oluyor. A şıkkı. C sayısının ne olduğunu bilmiyoruz ama ekokları 5400. Hemen asal çarpanlarına ayırarak yazmak en mantıklısı. 5400 2 üzeri e, 3 çarpı 3 üzeri şey 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 yüzde nedir? 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Buradan da 2 üzeri 3, 3 üzeri 3 ve 5 üzeri 2 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın ekok neydi? Tabanları ortak olanlardan üstü büyük olan alıyoruz. Tabanlar ortak değilse ortak olmayandır direkt alıyoruz. Bakın şimdi burada 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 2 var. O kekimizde ne var? 2 üzeri 3. Demek ki C sayısında 2 üzeri ne diyelim şimdi? N en fazla 3 olabilir. 0 da olur, 1 de olur, 2 de olur, 3 de olur. Ama 3'den daha fazla olamaz. Örnek veriyorum 4 olsa 2 üzeri 4 olur burada ekokta. Ama 2 üzeri 4 diye bir çarpan yok. Sonra bunu böyle yazdım. Geliyorum şimdi N'nin alacağı değerler. E, ee, ekokta 3 üzeri 3 çarpanı var. Bakın şimdi bunda 3 üzeri 3 çarpanı yok. E bunda da yok. Mecburen o 3 üzeri 3 çarpanı net C'de olmalı. Çünkü diğer ikisinden gelmediğine göre e, ekokta da var olduğuna göre o zaman C'de bu çarpan olmalı. Son olarak 5'e baktığımız zaman 5 üzeri 2, 5 üzeri 1 ve ekokumuz 5 üzeri 2. O zaman arkadaşlar buraya da M dersek M 0 da olur, 1 de olur ama en fazla 2 olabilir. Örnek bir görüntü C sayısı 2 üzeri 3 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı, 5 üzeri 1 olabilir. Ya da C sayısı sadece bu da olabilir. Ya da C sayısı 2 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı. 5 üzeri 1 olabilir. Dolayısıyla N'nin alabileceği 4 tane değer var. M'nin alabileceği 3 değer var. O zaman bunun toplamda alabileceği 12 tane doğal sayı değeri var. C'nin D şıkkı. Burada akla şu soru gelebilir. Hocam neden çarpıyoruz? Çünkü arkadaşlar bakın N 0 olduğunda N 0 için göstereyim bakın hani görün. M 0 olabilir, M 1 olabilir, M 2 olabilir. N 1 olduğunda M 0 olabilir. M yine 1 olabilir, M 2 olabilir. N 2 olduğunda işte üşenmeden yazayım ki hani görün. Böyle bakın. Sonra N 3 olduğunda M 0 olabilir, 1 olabilir ve 2 olabilir. Bunu başka nasıl anlarız bir de? E, kombinasyon. N 4 sayıdan 1 olabilir. M 3 sayıdan 1 olabilir. Niye çarpıyorum? Çünkü bu sayı bakın 3 tane sayının birleşiminden oluşuyor. 3 tane sayı birleşiminden oluştuğu için birbirine etkiliyor. Birlikte olan olaylar çarpılır matematikte. O yüzden 12 oldu D şıkkı. Bu soruda aslında rahat olduğumuz bir durum var. Rakam bunlar. Şimdi hemen şuna dikkat edeceğim. A burada ortak. C ile ECOG 15 olmasına rağmen B ile ECOG 45 ise A nedir? 5'tir değil mi? Bakın A 5 olduğu zaman C 3 oluyor. B de 9 oluyor. Çünkü A 9 olsaydı o zaman ekok 9 ve C tabii ki 15 olma ihtimali yoktu. Bakın ECOG C ve ekok 3 ve D 24 ise D'de ne geldi? 8. 5, 9 daha 14, 3 daha 17, 8 daha 25 oldu toplamları C şıkkı. Burada birazcık permütasyon kombinasyon yani sayma daha doğrusu sayma yorumu bence yapmalıyız. İlk önce bir olayı bir anlayalım sonra sayma kısmına geçelim. Temel bir sayma ilkesi kullanacağız. Şimdi en büyük ortak bölenleri 3 demek. E, sayılarımızda 3 üzeri 1 çarpını hepsinde olmalı demek. 3 üzeri 1 çarpanı olmalı. Evopları 3'müş çünkü. Sonra en küçük ortak katları da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1'miş. O zaman 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Bak 3 tane farklı oluşturdum. Gördüğünüz gibi en az 3 tanesi farklı. Dördüncüsünde örnek veriyorum bu olabilir. Örnek vermeyeyim hatta göstereyim. Dördüncü sayımız bu olabilir. Veya 4, şurası 2 olacak dördüncü sayımız bu olabilir bakın elde ettiğimiz şöyle farklı kutular yapayım 4 tane 4 kutudan bir tanesi bu bir tanesi bu bir tanesi bu buraya da 3 tane elemandan biri yerleşecek o zaman bu kutuların içindeki sayılar 3'ün üçlüsü yani garanti bir sayımız bu bir sayımız bu bir sayımız bu olacak dördüncü sayı da şu 3 sayıdan bir tanesi olacak şimdi artık Elimde 4 tane kutu var. Hatta renklerini de farklı yapayım. Şu şekilde. İkisinin de rengini aynı yapayım. Niye? Sonuçta sonuncu sayımız bu üçünden birine benziyor. Örnek 1 yeşil, bir kırmızı, iki tane de mavi kutu var. 4 farklı oyuncak birer birer bu kutulara nasıl girer? Normalde 4 faktöriyel derdim ama iki kutunun özdeş olduğunu bildiğim için iki faktöriyel'e bölüyorum. Örnek bakın A 3 olur. B e, 3 çarpı 2'den 6 olur. C 3 çarpı 4'ten 12 olur. D 3 olur. Gördüğünüz gibi bunlardan ikisi eşit. O yüzden bu A, B, C, D bu 4 tane kutunun ikisi özdeş olduğu için 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diye yerleşir dedim. Dolayısıyla cevabımız 36 oldu. D şıkkı. Bu soru bak aslında tam sınav sorusu. Ne biliyor musunuz? Sonuçta sınavda çok kolay sorulardan çok zor sorulara kadar böyle belli bir düzeyde sorular var. Şimdi eskiden size 180, 285 ve 405'in ebobu nedir diye soruluyordu. Artık böyle bir formda veriliyor ya. Bunlar bak basit temel şekiller bu arada. Hani böyle devasa enteresan böyle uyduruk yeni nesil sorular değil. Soruya bakıyorsun önce bir okuyorsun. Diyorsun ki işte birinci duvara, birinci duvardan ikinci duvara bakın. İkinci duvardan üçüncü duvara merdivenler yapılacak. Eşit e, uzunluğa sahip basamaklar yapılacak. Şimdi eşit uzunluğa sahip basamaklar ne demek? Sonuçta tam sayıda dediği için 180'i tam bölen sayılar olması lazım. Atıyorum burada e, basamak sayın gerçekten senin tam sayı olması için e, basamakların da e, yine tam sayı dediği için evet o zaman 180'e bölün, 180'i e bölmeli. 285'i de bölmeli, 405'i de bölmeli. Hem 180'i hem 285'i hem 405'i bölen en büyük sayı ne? 15. O zaman basamakların her biri en fazla 15 santim olabilir. Veya 15'in bölenleri de olabilir bak. Bana sonuçta basamak sayısının e, basamak yüksekliğinin alabileceği en büyük değer nedir diye sormuyor. Basamak yüksekliği santimetre cinsinden neler olabilir? 15'in bölenlerinden 1 olabilir. Sonuçta 180, 285 ve 405 hepsi de 1'e tam bölünüyor bu 180 adımlı olur, bu 285 adımlı olur, bu 405 adımlı olur. Bakın bizden dediğim gibi yüksekliğin en büyük değerini değil, yüksekliğin alabileceği değerleri istiyor. 3 olabilir, 5 olabilir, 15 olabilir. Dolayısıyla bu yüksekliğin alabileceği en büyük değer 15, en küçük değer 1. Arada da toplamda 4 tane sayı çıktı. 0.5, 0.5 ve 2.5 santimetre olan özdeş dikdörtgenler yapılacak ve buradan da küp üreteceğiz. Önce şunu düşünelim. Bu sonuçta dikdörtgenlerden bakın bir küp oluşturacağız. Yani böyle dikdörtgenler birleşecek küp oluşturacak. Bu bize neyi anlatıyor? Küçük parçadan büyük parçaya giderken ekok oluştururum. Çünkü bunlardan bir küp inşa edeceğim. Küpün bunlara tam bölünmesi lazım. Çünkü dikdörtgenler prizmasından yarım yamalak değil. Tam dikdörtgen prizmalarından oluşuyor küp. O zaman bakalım 0.5, 0.5 ve 2.5'un ekoku nedir? 2.5 değil mi? Hepsine ortak bölünen en küçük sayımız 2.5. Şimdi bu bana şunu anlatıyor. Bu kübün bir kenarı 2.5 santim. Şimdi küpün hacmi nedir? 2.5 çarpı 2.5 çarpı 2.5. Bir tane dikdörtgen prizmasına bölersem buraya kaç tane dikdörtgen prizması sar onu görürüm. Yani kaç tane dikdörtgen prizmadan oluşur bu küp onu anlarım. 0.5 çarpı 0.5 çarpı 0.2 buçuk bu küp e, dikdörtgenlerden birisinin hacmi. Böylece sadeleştirdiğim zaman tam 25 tane dikdörtgen prizması bir tane böyle küp oluşturuyormuş. Bize ne diyor? En çok kaç tane özdeş küp oluşturabilirim? Elimde 800 tane dikdörtgen prizması var. 25 taneden bir tane oluşturuyorsam... 800 bölü 25. 125'e bölü 4. 32 tane bu şekilde küp oluştururum D şıkkı. Burada neye dikkat etmek lazım? Bir kere 7.00'da çalıyor. 4, 6, 8'in ekoku nedir? 24. O zaman bu yine 7, 24'te çalacak arkadaşlar. Şimdi 7, 0, 0'da 4 saniye duydu. 7, 24'te 4 saniye duydu. Aralara bakalım. 0, 4, 7, 0, 4 kısaca. Uzun uzun 7, 0, 4 yazmayayım. 0, 8, 12, 16 ve 20, 4 dakikada bir çalıyor ya o zaman buralarda bir kere 4 saniye duyacak. Şimdi bu 4 saniyede bir olan, 8 saniyede bir olan ne olur? 7.08 ama bak bunu zaten 08'de atıyorum bu saatle bu saat zaten çaldığı için zaten 7.08'de bir daha aynı şekilde alarm duymasına gerek yok. Bu 08'de zaten hem 4'ten dolayı hem 8'den dolayı duymuş olacak. Yine 16. saniyede evet alarm çalar ama 16. saniyede zaten 4'ten kaynaklı da çalıyor. Dolayısıyla bunun bize bir katkısı olmadı. 6 saniyede bir çalan da 06'da, 12'de, 18'de e, çalıyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 32 saniye buradan geldi. 4, 4 de buradan geldi. 8 ne demiş bakın? Aynı anda çalan alarmı dinleyip durduktan sonra sonuncusundan 4 saniye, başıncındakinden 4 saniye, bunlardan da 32 saniye, 40 saniye alarm duydu E şıkkı. ECOG 8540X 2040, EBOB 8540X 5. Hemen 2040'a bir bakalım. 204 çarpı 10. Yani 102 çarpı 20, 51 çarpı 40. Bu da ne yapıyor? 17 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Olabildiğince bakın soruları ben asal çarpanlarına ayırıp ona göre yorumlarım. Çünkü buradan daha kolay anlaşılır. Bakın artık ekokları 2040 yani bu sayı ya bu 17 çarpı 5 bu e, 5 çarpı 2 üzeri 3 bakın şimdi ekoklarını elde etmek için 17 çarpanı var tamam kafamız rahat e, 5 çarpanı var tamam e, 2 üzeri 3 çarpanı burada var. O zaman bakın hangi çarpan yok burada? 3. Demek ki x'te kesinlikle 3 çarpan olması lazım. Niye? 2040 sayısı bunlardan oluşuyor sonuçta. Bunların çarpanlarından. Hadi 17, 5, 2 üzeri 3 diğerlerinden karşılanıyor. E, kalan 3 mecburen x'ten gelmeli diğerlerinde olmadığı için. E, diğer taraftan ebobları da 5 olduğuna göre bunda kesinlikle 5 çarpanı vardır. Bu sayı en az 15 olur. Tabii ki daha büyük sayılar da olabilir ama bizden en az değerini istediği için 15 geldi A şıkkı. Bunların önce bir hızlarını bulalım. 20, 1 bölü 4, 15 ve 12. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Burada A'ya geliyorlar. Şey A'dan çıkıyorlar B'ye geliyorlar. B'den bir daha A'ya dönüyorlar. Doğal olarak bunların A'da karşılaşması için aslında bu 20 gidiyor 20 geliyor 40 saniye geçiyor. Bu 15 gidiyor, 15 geliyor, 30 saniye geçiyor. Bu da yine 24 saniye geçiyor. Yani burada aslında A'ya varma süreleri, her A'ya varma süreleri 40, 30 ve 24 olacak. O zaman bunların ekokları nedir? 120 değil mi? Her 120 saniyede bunlar A'ya varıyor. Birinci zamanda o zaman 120, ikinci karşılaştıklarında 240 saniye geçmiş olacak. Bu A'ya varma süreleri. Ama parkuru ne yapıyorlar? Orada problem yok. A'dan B'ye ya da B'den A'ya e, her biri 20, 15 ve 12 saniyelerde tamamlıyor. O zaman yavaş olan 240 bölü 20'den 12 kez bu parkuru tamamlamış olacak C şıkkı. Burada direkt yani şıklardan bakılacak bir durum. Sonuçta e, bir yanlış örnek göstereyim size bakın. Bu 10, 20, 30. Ne demiş bize? Üst kısmında görünmeyen şekil. Şimdi bu cismin Bakın hacmi bu. Eşit sayıda küp elde edeceğim ve en az küp. O zaman 10, 20, 30'un ebobu nedir? 10. E ben şimdi 10 çarpı 10 çarpı 10, 10 bölünce bakın ne oldu? 6 tane küp elde ettim. B şıkkı gitti. 90 tane elde etmem gerekiyordu. D şıkkına bakalım. 15 çarpı 25 çarpı 30. E, ebobları ne? 5. Bakın sadeleştirdiğim zaman 3, Sadeleştirdim 5, sadeleştirdim 6. Gerçekten 90 geldi. Demek ki cevabımız neymiş? D şıkkı. Bir tane daha örnek deneyeyim. Mesela şu C şıkkına bakalım. Hani 19, 10 biraz insanı aldatıyor. Ee, hacmi ne bunun? 10 çarpı 10 çarpı 9. Ee, Ebo bu ne? 1. 1. 1, 1, 1. Gördüğünüz gibi ne olacak o zaman? Burada 900 tane e, küp elde edeceğiz. Dolayısıyla cevabımız hakikaten D olmuş oldu. Çağdaki panoda 8 tane renkli lamba bulunmaktadır. Panodaki sayılar ise lambaların kaç dakikada bir yanıp söndüğünü göstermektedir. Örneğin lambaların hepsi aynı anda yanıp söndükten 4 dakika sonra yanan 3 lamba şekildeki gibi olmuş bakın. Buna göre lambaların hepsi aynı anda yanıp söndükten en az kaç dakika sonra yanan 4 lamba panoda şeklindeki anlık bir görüntü oluşturur. Şöyle bakın e, bu 1 dakikada bir. E, o zaman bir kere ee, bu görünüyor, sonra bu 2 dakikada bir yanan yeşil olan, daha sonra bu 5 dakikada bir yanan, şu da 7 dakikada bir yanan. O zaman bunların hepsi aynı anda yanması için 1, 2, 5 ve 7'nin katı kadar geçmeli. Yani en az olması için de ekoku kadar geçmeli. Yani en küçük ortak katı kadar geçmeli. O zaman bunların ekoku kaç? Ee, 35, 70 değil mi? en az 70 dakikada biz bu görüntüyü görürüz E şıkkı. Bir torbada birden 20'ye kadar numaralandırılmış 20 adet kutu vardır. Ali ile Temel sırayla bu torbadan kutular çekerek bir oyun oynuyorlar. Oyunun kuralları şu şekilde belirtiliyor. Çekilen kutu torbaya geri atılmayacak. Burada eğer ebopları bir olursa 3 tane çektiğinde dördüncüyü de çekiyor, çekiyor bakın. Böyle çektiği zaman da burada ekokuna bakıyoruz. Ekoku kaç bunların 420. Berabere kaldıklarına göre temelin de ekokunun 420 olması lazım. Şimdi burada baktığımız zaman yine bakın, şunların ebopları bir o yüzden 4'ün çekilmiş. Yoksa kurala göre bakarsak ardarda 3 kutu seçecek. Seçtiği kutulara baktığım zaman evet gördüğünüz gibi böyle ee, ebopları bir. O zaman yapıyorum hesaplıyorum ekokları ne geliyor? 210 geliyor değil mi? Bu gitti. Sonra buraya bakıyorum. 1, 12, 14'ün ebobu 1. Bir sayı daha yanına eklemiş. Bunun ekoku ne? 420. Sonra bunların ebobu 1 yanına 2'ye eklemiş. Bunların ekokuna hesapladığımız zaman da ne geldi? 70. O zaman şartı sağlayan 420 çünkü berabere kalmaları gerekiyor. B şıkkı.